açan çiçekler, toprak ve uğur böceği kendilerine yakın arkadaş olacaklardır. Bütün bunlarla baş edebilirsin ve kendine yetebilirsin. Yalnızlık duygusu, sıradan bir yalnız olma halinden çok farklıdır ve üç farklı anlamda inceleyebiliriz. Bazen insan bilinçli olarak kendisiyle baş başa kalmayı tercih edebilir. Bazen hayatın seni getirdiği noktada fiziksel olarak tek başına kalabilir. Bazen de psikolojik olarak depresyonda isteksiz, mutsuz ve iletişimsiz hissederek yalnız olduğunu hisseder. Bunun için psikiyatri doktoru ve psikologtan yardım alınması gerekebilir. Sosyal çevreden ayrılmış olmak, istendiği zaman sosyalleşecek kimse ya da bir uğraş bulamamak, karanlık düşünceleri de beraberinde getirir. Bu düşünceler duyguları daha da dibe çekecektir. Yalnızlık duygusundan sıyrılmanın ve yalnızlık ile baş edecek bahçenizi ekmenin zamanı geldi. Eğer yoksa bunlara saatler belirleyip acilen uygulamaya başlamalısın. Bu seni yataktan kaldırıp hayata adapte edecek, kötümser düşüncelerden kurtaracak ilk başlangıçtır. 2. Gerçek sen ne istiyor? Sessiz bir ortam bulun, sakince oturun ve sevdiğiniz şeyleri, sevmediklerinizi düşünün. Yapmaktan hoşlandığınız hobiler var mı? Kitap, gazete okumak, televizyon izlemek, müzik dinlemek, meditasyon yapmak, çiçek ekmek. Bunları tek tek not alın, maddelerin giderek arttığını göreceksiniz. Bu yolla hızlı ilerleyecek ve motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz. Belki de sizin gibi hisseden ve aynı şeylerden mutlu olan insanları daha iyi seçebilecek, yakın arkadaş kurabileceksiniz. Beyaz bir kağıt al ve yazmaya başla. Hobilerinizi hayata geçirebileceğiniz yeni ortamlara girmeye çalışın. Faaliyet alanlarını öğrenin ve kayıt olun. Ortak hobi alanları sizin gibi düşünen ve mutlu olan insanların toplandığı yerlerdir. Belki de yeni dostluklar burada başlayacak, kim bilir. 4. Arkadaşlarınızı unutmayın. Mutlaka arkadaşlarınız ya da ailenizden birileri vardır. İletişime geçin ve duygularınızı anlatın. Sizi ziyarete gelmelerini isteyin, ziyarete gelebilecekleri zamanları planlayın. Ne kadar yalnız olduğunuzdan, desteklerine ihtiyacınız olduğundan üstüne basarak bahsedin. Ayrıca sizi sıkan bir konuyu dillendirmek, olayın aslında o kadar da karmaşık olmadığını anlamıza yardımcı olacaktır. 5. Profesyonel destek alın. Bütün bunları denediniz ancak hala yalnız, depresif ve çökkün hissediyorsanız profesyonel destek almanızın zamanı gelmiş demektir. Terapistiniz sizi dinleyecek ve yalnızlıktan da zevk alabileceğiniz yolları gösterecektir. Eğer terapistiniz gerekli görürse sizi uzman bir psikiyatri doktoruna yönlendirerek ilaç ile tedavinizi sağlayacaktır. Beynimizin de vücudumuz gibi ilaç ile tedavi edilmeye ihtiyaç duyduğu zamanlar olabilir. Tedavi olduğunuz kaygılarınızla baş edebildiğinizi göreceksiniz. Yorgun hissetme, hareketlerin ve konuşmanın yavaşlaması, değersiz, suçlu hissetmek, bu durumun geçeceğine dair hiçbir umudun olmaması. Bu belirtilerin birkaçına sahipseniz psikiyatrist veya psikolog desteği şarttır. Danışmanlık istemekten çekinmeyin. Unutmayın, yalnızlığın gücünü kullanmayı bilmeyenler onu felaket sanır.